benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsen, ağlamazsan, biz bu hayattan ders alamayız. İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz, dostlarımız. Bugün 26 Ocak 2021. Saat 10'a yaklaşıyor. Zaten 9'da yasak başlıyor Türkiye'de. Ben de evimin bahçesinde böyle dinlenmeye çalışıyorum. Günün yorgunluğunu atmaya çalışıyorum. Elimde çayla. İyi görmeye çalışıyorum. Pozitif görmeye çalışıyorum. Ocak, kış ama ben bunu bahara çevirmeye çalışıyorum. Düşüncelerimle, fikirlerimle, oturumla, oturmamla, kalkmakla. Biraz size saygısızlık gibi olmasın böyle bacaklar atmış ağaca. Bu erik ağacı. Bu güzel erikler veriyordu. İnşallah bu sene gene verir. Evet. Aklıma bir sohbet geldi. Bugün özlü bir söz buldum yani. Özlü böyle doğaçlama oluyor. İlham gelir içime. İlham da şuydu. İşini sevmeyen çok engellerle karşılaşır. İşini sevmeyen. Ve engelli vatandaş olur. Nasıl yani? Evet. Nasıl işte. Bu kışı seveceğiz yani. Sevmenin yolunu araştır. Sonra engeller çıkar. Hayatı seveceksin. Sevmesek engeller çıkar. Sabah işe giderken işimizi seveceğiz. Bir savaşa gider gibi, bir seferlik mi gideceğiz? Yoksa engeller çıkar. Mutsuz olursun. O günün nasıl geçtiğini anlayamazsın. Ürünler güzel olmaz. Yazışmalarında aksaklık olur. Saatlerin geçmez. Sıkıntıdan patlarsın. Başına ağrı girer. Başarılı olamazsın işinde. Onun için de herkes bunun mücadelesini verecek. Ben engelli miyim yoksa değil mi? Ne demiştim? İşini seven, aşını seven. Aşını seven de huzur bulmaya çalışır. Kolay değil. Sürekli her gün savaştayım ben yani. Her gün kendimi motive etmeye çalışıyorum. Buraya geldim, başımda bir ağrı vardı. Dolaştım. Sonra buraya bir sandalye kaptım. Sandalyem neyse. Ayaklarımı da şöyle kaldırdım. Dedim bir çay içeyim. Evet. Çay içiyorum işte. Bir Mehmet Tanrı seven yaşam tarzı. Ne günler geçti hayatımda, ne günler. Ne zorluklar. Şimdi derler ki adama bak, keyfi yerinde, ayakları ağaçta, kendi koltuğunda, şeyinde, sandalyesinde. Bir de bana sorun bu hayatın, engelli yaşamanın hayatını. Sonunda işi sevinecek engelden kurtuldum. İşimi sevinecek engellerden atladım. Onun için herkes işini sevmeli, aşını sevmeli. Allah'ımız rüzgar gönderdi. Güzel bir rüzgar geldi. O sesi bir de çok güzel. Islık gibi yani. Müzik gibi. Ya işte kardeşim böyle. Benden ne bekliyorsun diyeceğim. Ben buyum işte. Boyum posum bu yani. Kültürüm bu. Sizler için güzel filmler çekiyorum halkım için. Yurdumu sevdiğim için. Yurdumu seviyorum. Yurttaşlık görevini
bilincinden ben de halkıma güzel filmler çekerekten bu sevgimi ispatlamaya çalışıyorum. Devletime vergiler vererekten, milyonlarca vergi vererek de katma değer sağlıyorum ülkeme. Evet, şirketlerim her anlamda vergimi veriyorum. Vatandaş olmaya çalışıyorum. Yerli olmaya çalışıyorum, yerli vatandaş. İşini sev, aşını sev. O zaman engellerle karşılaşmazsın. Yoksa bassın bu dünya, yansın bu dünya. Yıkılsın, akşamlar geçmez. Gündüzler akşam olmaz. Sıkıcı bir hayat olur. Lezzetsiz, keyifsiz. Tabii ben lezzetsiz, keyifsiz nasıl bir hayat sürdükleri, neden olduklarını hepsini biliyorum. Çünkü kötü diziler seyrediyorlar. Entrika, şiddet, cinsellik. Kötü sosyal medyalara giriyorlar. Lüzumsuz şeylerle saatlerini verip kafalarını şişiriyorlar. Yapmayın onu. O zaman mutsuz kılar. İşini sevemiyorsun. İşini seven insan saygılı şeyler yapar. Saygınlık bulacak. Lezzet alacak. Yoksa beyin de gidiyor, kalp de gidiyor, gidiyor da gidiyor. Şimdi gideceksin odama, orada veya bir belgesel veya başka bir şey seyredebilirsin, bir program seçeceğim. Biraz dinlendireceğim. Biraz kendimi uzaklaştıracağım. Sonra ya kitap okurum veyahut da uykum geldiyse yatıyorum. Sabah gene maş seferberliğe koşacağım. Koş Allah koş. İşte vatan, işte Türkiye, işte dünya. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Dişlerimizi gıcırdatmanın bir anlamı yok. Biraz tebessüm edelim. Her şey hayırlı olur inşallah. Dua yapalım. Dua yapalım. Bunlar da geçer yahu. Geçer bunlar da. Ben ümit ediyorum ülkemiz çok iyi olacak. Hep ne kadar zorluk görürsek görelim, ülkemiz çok iyi olacak. Çünkü her sıkıntının arkasında bir kolaylık var. Ayet. Her sıkıntının arkasında bir kolaylık var. Her şey geçecek. Bu Covid de geçecek. Hayattaki durgunluğumuz da geçecek. Herkes daha neşelenecek, daha keyif alacak. Ama düşüneceksiniz. Güzel insan olacağız inşallah. Dualar edeceğiz. Hepinize iyi dualarım dilekli. Allah'ım bizi korusun. Güzel insanlar, neşeli insanlar. Hep onun çocukları. Onun kullarıyız. Onun kullarıyız. Rabbimin kullarıyız. Bütün kainatın efendisi o. Bizi böyle yalnız bırakır mı ya? Dua yapalım. Bak neler olacak. Hoşça kalın. İyi dualar.